Diyelim ki bir jeologsunuz ve şekildekine benzeyen bir tepenin, bir, bir, kayalığın nasıl oluştuğunu inceliyorsunuz. Ölçümleriniz sonucunda buradan buraya olan uzaklığın, yani tepenin tabanı, zemini diyelim, 60 metre olduğunu, tepenin diğerine göre daha dik olan yamacının 20 metre olduğunu ve eğimi daha az olan yamacınsa 50 metre uzunluğunda olduğunu buluyorsunuz. Şahane. Şimdi de trigonometri bilgilerinizi kullanarak yamaçların dikliklerini yani yere, tabana göre kaç derecelik bir açıya sahip olduklarını bulmak istiyorsunuz. İşi hiç uzatmayalım. Kısacası bu açının teta'nın ölçüsünü arıyorsunuz. Evet, videoyu durdurun ve teta'yı bulmaya çalışın. Tahminen hemen gözünüze çarptı değil mi? Üç kenarın uzunluğu verilmiş ve buradaki açının ölçüsü soruluyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Kosinüs teoremini kullanabiliriz. Evet, teoremi buradaki üçgene uygulamadan önce hemen kısaca hatırlayalım. Kosinüs teoremine göre c kare eşittir a kare artı b kare eksi 2ab çarpı kosinüs teta. a, b ve c'nin ne olduklarını hatırlıyorsunuz değil mi? c, teta'nın karşısındaki kenarın uzunluğu. Mesela buraya bir üçgen çizelim. Teta buysa, c kenarı da Teta'nın karşısındaki bu kenar oluyor. Diğer kenarlarda A ya da B olabilir. Hangisinin A ya da hangisinin B olacağı önemli değil. Bu A olabilir, bu da B olabilir ya da tam tersi. Hiç fark etmez. Formüle bakarsanız A ve B'nin rollerinin eşit olduğunu görebilirsiniz. Kısacası bu B, bu da A olabilir. Tep örneğimize geri dönelim. Bu örnekte Teta'yı bulmamız gerekiyor. Peki bu Teta ise C kenarı hangisidir? 20 metrelik kenar. Diğer kenarlar için de rastgele A ya da B diyebiliriz. 50 metrelik kenara A diyelim. Diğerine de, yani 60 metrelik kenara da B diyelim. Şahane, artık kosinüs teoremine hazırız. 20'nin karesi eşittir. A kare, yani 50'nin karesi, artı B kare, yani 60'ın karesi, eksi 2 çarpı AB. Yani eksi 2 çarpı 50 çarpı 60 çarpı kosinüs teta. Evet, sadece tek bir bilinmeyen var. Hadi çözelim. 20'nin karesi 400 eder. 50'nin karesi 2500 ve 60'ın karesi 3600. Eksi 2 çarpı 50 eksi 100 çarpı 60 da eksi 6000 yaptı. 400 eşittir 2500 artı 3600. 6100 eder. Doğru oldu mu? 2000 artı 3000, 5000 eder. 500 artı 600 de 1100. Evet, doğru. 6100 eksi 6000 kosinüs teta. İki taraftan da 6100 çıkaralım. Eksi 6100. Buraya da eksi 6100. 400 eksi 6.100 eksi 5.700 eder. Eder mi? 5.700 artı 406.100 ettiğine göre eder. Evet doğru. Bunlar birbirine götürdü ve sonuç olarak eksi 5.700 eşittir. Eksi 6.000 çarpı kosinüs teta kaldı. Şimdi de iki tarafı eksi 6.000'e bölelim. Kosinüs teta eşittir. Payı ve paydayı eksi 100'e bölelim ve kosinüs teta eşittir 57 bölü 60 bulduk. Biraz daha sadeleştirebilir miyiz? 57 3'e bölünür mü? Evet. 57 bölü 3, 19 eder. 19 bölü 20. Şimdi iki tarafında ark kosinüsünü alacağız ve teta'yı bulacağız. Teta eşittir 19 bölü 20'nin ark kosinüsü. Evet, şimdi sıra hesap makinesinde. 19 bölü 20'nin ark kosinüsü. Sonuç 18,19 derece. Evet, hesap makinesi derece modundaydı. Yuvarlayacak olursak bu yaklaşık olarak 18,2 derece eder. Evet, artık bu eğimin kaç derece olduğunu biliyoruz. Şahane.